Ben de eleştirebilirim yapılanlardan dolayı. Ama kendi ülkenizde neler yapıyorsunuz bir de ona bakmak gerekiyor. Hala da çözülmeyen olaylardan bir tanesi. İddianamesinin hazırlandığını söylüyorlar. Ha, Sinan Ateş'ten bahsediyorum. Şimdi Sinan Ateş olayını size anlatacağız tekrar. O günlere göndüreceğiz. O günlere götüreceğim sizleri. 17 ay öncesine götüreceğim sizleri. İddianameden sızanlarla birlikte. Sinan gider, bin gelir. Biz istiyoruz ki devletimiz bir yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerindeki sis perdesi geride kalan yaklaşık bir buçuk yılda kaldırılamadı. 30 Aralık 2022'de başkent Ankara sakin bir güne uyanmıştı. Ancak ilerleyen saatlerde şu an bulunduğumuz Çukur Ambar'da işlenen bir cinayet Türkiye'nin hala gündemindeki yerini koruyor. Başkentin göbeğindeki suikastin önceden planlandığı bilirkişi raporlarıyla çıktı ortaya. Soruşturmayı yürüten emniyet görevlilerinin saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantısı olduğu haberleri geldi arka arkaya. Bir yanda Ateş ailesinin adalet mücadelesi, diğer tarafta yargıdaki belirsizlik derken aylar sonra iddianame tamamlandı. Soruşturma yaklaşık bir buçuk yıldır devam ediyordu. Başsavcılık 22 kişi hakkında tasarlayarak öldürme suçundan hazırladığı iddianameyi Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Gözler Şimdi mahkemenin atacağı adımda ateş cinayetinde emniyette çalışanların parmağının olduğu raporlarla ifadelerle çıktı ortaya. Detaylar iddianamede yerini aldı. Uzun süre cinayet soruşturmasını yürüten tutuklu yargılanan cinayet büro amiri M.E.A. suikastin tetikçisi Eray Özayacıyı eski ülke ocakları genel merkez yöneticisi Tolgaan Demirbaş'ın kaçırdığını söyledi. Lütfen dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın ve adaleti tesis edin. Ateş ailesinin adalet talebi ise sürüyor. Baba Musa Ateş ise oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeyecek. Ateş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. <laughs> Bu haberi Emre, Sercan, İke yaptı, Hüseyin Fındıklı da görüntüledi. Sinan, Sinan Ateş olayını, Rahmetli'nin olayını bir özetlemeye çalıştık. Tabii esas iddianami kabul edildiğinde göreceğiz. Şimdi Ömer Karan'ın bir eleştirisi var, şöyle diyor. Nasıl bir aşağılık kompleksine sahipsiniz anlamıyorum. Hemen kendi memleketini eleştiriyorsun ABD'yi eleştireceğine, hemen kendi memleketini eleştiriyorsun, çok garipsiniz, çok demiş. Ya Ömer Beyciğim, Amerika'yı siz de eleştiriyorsunuz, ben de eleştiriyorum. Yapılan insanlık dışı bir olay. Ya Senin ülkende de insanlık dışı bir olay var. Oradakiler de süpürüldü. Neden onu eleştirmiyorsun? Ben de sizin e, düşünme yapınızı anlayamıyorum. Amerika'yı eleştirelim. Katil İsrail'i eleştiriyoruz yönetimini. E kendi ülkemizde yapılanları neden eleştirilmiyoruz? Bak 2013 yılındaki görüntüleri verdim. Rahatsız oluyorsunuz değil mi o görüntülerden? Gencecik çocuklar onlar. Hiçbirinin teröristlikle de alakası yok. Hiçbiri çapulcu da değil. Hiçbiri sürtük de değil. Onu eleştirmiyorsun, gidiyorsun Amerika'yı eleştir. Ondan sonra bana vatan aynı diyorsun. Hayır. Vicdan benimki vicdan. Tamam mı? Vatan sevgisini lütfen yarıştırma benimle. Yarıda kalabilirsiniz. Ölçmeye de çalışma. Rica ediyorum.